Tarafından hazırlanan Türkiye'nin havacılık ve turizm programı Airport'tan merhaba. Ulaşımda taksilerin yerini elektrikli uçakların almasına az kaldı. 2 ve 4 kişi kapasiteli hava taksilerde üretim ve sertifikasyon sürecine devam ediliyor. Uçan taksi projeleri arasında hangileri yakın zamanda faaliyete başlayacak? Öne çıkan özellikleri neler? Aralarında Türkiye'den çalışmaların da olduğu uçan taksi projelerindeki son gelişmeleri araştırdık. Business Class hizmetlerde en iyi hava yolları ve havalimanları endeksinde Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı ilk 10'da yer aldı. Dünyada en iyi Business Class hizmeti sunan hava yolları ve havalimanları arasında zirvede hangileri var? Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, uzay hukuku hakkında bir kitaba imza atan avukat Görkem Gökçe. Türk Hava Yolları'nın sürdürülebilirlik konseptli uçağı ilk uçuşunu yaptı. Qantas dünyanın en uzun uçuşları için Airbus A350-1000 modeline sipariş verdi. NASA'nın uçan teleskopu Boeing 747 Sofia emekli oluyor. Airport başlıyor. Kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçakların kısa bir gelecekte hayatımızda olması bekleniyor. Bu konuda her geçen gün önemli gelişmeler yaşanıyor. Ev-Tol hava taksilerin hizmet vereceği ve Vertiport adı verilen hava alanlarının kurulmasına da başlandı. Hava taksiler konusunda birçok işbirliği anlaşmaları hayata geçiriliyor. Bu konudaki son gelişmeye Avrupalı havacılık şirketi Airbus'la İtalya'nın yeni kurulan havayolu ITA Airways imza attı. İki şirket İtalya'da kentsel hava hareketliliğinin geliştirilmesi için işbirliği yaptı. Anlaşma kapsamında Airbus'un geliştirdiği hava taksi City Airbus Next Gen'in İtalya'da hizmet vermesi de yer alıyor. Havacılık uzmanlarına göre uçan taksi pazarı 2040 yılına kadar 1 trilyon doları aşacak. Sektör karbon emisyonları ve şehirlerdeki trafik sıkışıklığına karşı çözüm olarak elektrikli uçan taksilere odaklanmış durumda. Dünya çapında 150'den fazla şirket çevre dostu hava taksiler geliştiriyor. Aralarında Türkiye'den projelerinde olduğu hava taksilerden hangileri öne çıkıyor? Özellikleri neler? Ne zaman hizmet vermeye başlayacak? İşte gelecekte taksi hizmeti verecek uçaklar. ITA Airways'le İtalya'da hizmet vermeye başlayacak olan City Airbus Next Gen 2021'de tanıtıldı. 80 kilometre menzile sahip olan hava taksi, saatte 120 kilometre seyir hızıyla yol alacak. City Airbus Next Gen, dağıtılmış tahrik sisteminin bir parçası olarak sabit kanatlar, V şeklinde bir kuyruk ve 8 elektrikle çalışan pervane ile donatılmış tamamen elektrikli bir hava aracı. Birden fazla uygulama için sıfır emisyonlu uçuşlarda bir pilot dahil olmak üzere 4 yolcu taşımak üzere tasarlandı. Hava taksi konusundaki bir başka önemli gelişmeye ise Mart sonunda Türkiye'den Gözen Holding imza attı. Havacılık şirketi İngiltere merkezli Vertical Aerospace'in geliştirdiği hava taksi VX4'ten 50'si opsiyonlu 100 adet alacağını duyurdu. Bir pilot ve 4 yolcu kapasiteli olan hava taksi 160 kilometre menzile sahip. VX4, 4 adet yatırılabilir rotorla saatte 321 kilometre hızla uçacak. Elektrikli uçan taksi, muadili helikopterlerden 15 desibel daha düşük gürültüyle hizmet verecek. Vertical Aerospace, hava aracı ile 2024 yılına kadar ticari uçuşlara başlamayı hedefliyor. Bir başka önemli hava taksi Maker, ABD merkezli Archer Aviation tarafından geliştiriliyor. 2024 yılının sonlarında yolcu taşımaya başlaması hedeflenen Maker, bir pilot ve 4 yolcu kapasiteli olacak. Hava taksi %100 elektrikli 12 motorla saatte 240 km hız yapacak ve yaklaşık 100 km menzile uçacak. Geniş bacak alanı ve etrafı saran penceresi sayesinde 270 derecelik görüş açısı sunan Maker, 13 inçlik geniş dokunmatik ekran arayüzüyle uçuş bilgilerini ve eğlence seçeneklerinin görüntülenmesini sağlayacak. Bir başka ABD'li Joby Aviation ise Uber'in hava taksi projesi Elevate'i satın alarak adını duyurdu. Bu yıl içinde ilk büyük ölçekli üretim tesisinin temellerini atmayı hedefleyen şirket, 2023'te uçağını sertifikalandırmayı ve 2024'te ticari operasyonlara başlamayı planlıyor. Bir pilot ve 4 yolcu kapasiteli olarak geliştirilen hava taksinin kanat açıklığı 14,6 metre, uzunluğu ise 6,4 metre. 6 adet elektrikli motora sahip hava aracı saatte 321 kilometre hızla 240 kilometre menzile uçabilecek. Brüt ağırlığı 2177 kilogram olan Joby uçarken 64 desibel gürültü çıkaracak. Diğer önemli uçan taksi projesi Alman Volocopter tarafından yürütülüyor. Şirketin VoloCity, VoloConnect ve VoloDrone adını verdiği 3 elektrikli hava aracı projesi bulunuyor. 2 kişi kapasiteli olan VoloCity, 900 kilogram ağırlıkla havalanabiliyor. 18 elektrikli rotoru bulunan hava taksi, 200 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Saatte 110 km hızla uçabilen hava aracı 35 km menzile uçabiliyor. Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer de Eve adını verdiği uçan taksi projesi üzerinde çalışıyor. Bugüne kadar 600 civarında sipariş alan Eve Urban Air Mobility 4 yolcu kapasiteli olacak. Özel amaçlı satın alma şirketi Zanit'le birleşen Eve, 900 kilogram ağırlıkla havalanabilecek. Hava taksi 83 kilometre menzile yolcu taşıyabilecek. Son dönemde havacılık ve savunmada adını duyuran Türkiye'de de uçan taksiler konusunda çalışmalar yürütülüyor. Bunlar Baykar tarafından geliştirilen Cezeri, MEF Üniversitesi tarafından desteklenen Kumru, Turkish Technic'in tasarladığı Esinti ve Eray Altunbozar'ın öncülüğünde ortaya çıkan Air Car. Türkiye'nin ilk duyurduğu hava taksi Cezeri oldu. İnsansız hava araçlarıyla öne çıkan Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği Cezeri, ilk olarak 2019'daki Teknofest'te görücüye çıktı ve ilk uçuşunu Eylül 2020'de yaptı. Saatte 100 kilometre hızla yol alabilecek olan Cezeri, 1 saatten fazla havada kalabilecek ve 80 kilometre menzile uçabilecek. Geleceğin hava aracı olmaya aday bir başka yerli proje ise Air Car. Yerli hava taksinin ilk prototipi, ilk uçuşunu Şubat 2021'de yaptı. Tamamen elektrikli 4 motora sahip olan uçan taksi 2 yolcu taşıyacak. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde uçuş testleri süren yerli uçan taksi, saatte 120 kilometre hızla 50 kilometre menzile uçabilecek. Kargo versiyonu da olacak olan Air Car'ın taksi modelinin 2026 yılında hizmete alınması planlanıyor. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda bir avukatı ağırlıyoruz, Görkem Gökçe'yi. Görkem Gökçe'yi neden ağırlıyoruz? Uzay hukukunu konuşacağız. Uzay hukuku kitabıyla birlikte stüdyomuzda. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Şimşek. Teşekkür ederim. İkinciye misafir oluyorum. İkinciye ağırlanıyorum. Tabii ilkinde normal havacılığı konuşmuştuk, evet, ama sen çıtayı biraz yukarıya çekmişsin. Uzay hukuku. Evet, evet. Şöyle bir 50 kilometre bir daha şeye yükseldik. Bayağı yukarı çekmişsin. Bu uzay çalışmalarıyla ilgili, uzaydaki kirlilik, uzay araçları, uzay çalışmaları, uzaydaki sebep olacak sorunlar, bunlarla ilgili mi bu hukuk denince bunu mu anlamamız lazım? Önce bir uzay hukukunun bir tanımını yap. Doğru. Şöyle başlayabiliriz. Yani şu aşamada ortalama bizler gibi vatandaşı ne kadar ilgilendiriyor derseniz, doğrudan temasımız aslında şöyle. Bir adım geri müsaade ederseniz Güntay Bey alayım. Telekom aslında çağdaş telekom uygulaması, modern dünyanın telekom uygulaması aslında uzay demek. Çünkü bizim kullandığımız cihazlar gayet iyi biliyorsunuz. Evet, uydu demek. Uydu, yani tabii, uydu ile. Dolayısıyla bizim aslında... Haberleşme uydu. Evet, haberleşme uydu. Çok uzun zamandır böyle. Hı. Ne zaman şimdi bizim niye böyle bir kitap ihtiyacı oldu? Yeni olan ne? Yeni olan şey şu aslında, orada da iki bölümde belki özetleyebilirim. Birincisi konvansiyonel, yani artık geleneksel diyebileceğimiz bir hukuk düzeni var. Orada devletler arasındaki aslında Birleşmiş Milletler önderliğinde geliştirilmiş belli bir hukuk düzeni var. Bunun mazisi de 70-80 yıl geri gidiyor. İşte şeyle ilgili ne zaman ki yıllar. Evet, 50'li yıllar ve 60'lı yıllarda hareketlendi. 60'lı 70'li yıllarda şekillendi hukuki tarafı, evet, diyebiliriz ama Soğuk Savaş döneminde biliyorsunuz Rusya ile Amerika böyle mücadeleye girdi. Uzay yarışı başladı. Uzaya gidiş gelişler tırnak içerisinde başladı. Onunla birlikte hukuk düzeni de kurulmaya başladı. Şimdi o devletler arasındaki hukuk düzeni birincisi her alanı doğası gereği düzenlemiş değil. İkincisi güncel konulara el atmış değil. Güncel konular ne? En belirgin, belki o örnekten gidebiliriz. O SpaceX şimdi NASA ile uzaya o kapsülleri gönderdi. Uzay istasyonuna düzenli diyebileceğimiz seyahatleri başlattı. Onunla birlikte tabii diğer şirketler de var, sadece SpaceX değil. İşte Jeff Bezos da işin içinde, Virgin de işin içinde, biliyorsunuz yeni değil, evet, bunlar uzay seyahatlerine başladı. Dünyanın en zenginleri bu alana yatırım yapıyorlar. Evet. Ve o artık telekomun dışına haberleşmenin, o uydu düzeni, onlar da yapılıyor elbette. O alanda da çalışmalar sürüyor. Ama onun dışında bir artık düzen ortaya çıktı. Neydi? Ya bizim gibi astronotlar dışında, öyle diyeyim, astronotlar, kozmonotlar, neyse uzay görevlileri dışında bireyler de artık uzaya gidebiliyor. Evet. Ve bunu başladı. Çalışmadan çok ötebiliyorsunuz artık. Bu yani son 3 kişi gitti. Evet. Şeyin öngörüsü yine Elon Musk. Ya bu Elon Musk bu konunun önderi, onun için yani Elon Musk'ı atfı mecbur kalıyoruz. Evet. 2030'da şey öngörüsüyle gidiyor. 2030'da uzaya artık seyahat hale gelecek. Uzay turizmi her bir bireye erişilir hale. Tabii belli ekonomik koşulları karşılayacak. Yani tabii ki. Bu ekonomik şartlarda biz gidemeyiz herhalde. Biz gidemeyiz ama işte Batılılar muhtemelen, evet, onlara hitaben düşünüyorum. Ama 2030'da o hale gelecek diyor. Daha önemlisi 2060'da Mars'a kolonimiz olacak diyor. 1 milyon insandan bahsediyor. Şimdi buradan geri doğru gelirsek uzayda ne değişti? Uzayda esas devletlerin dışında oyuncular devreye girdi. Bu değişti. Uzayda telekomun en önemlisi bu yani. Bu. Son yıllarda yani, evet, devletleri dışında özel şirketlerin, evet, devreye, evet, girdi. Özel şirketler devreye girdi. Ya yarın öbür gün şununla karşılaşacağız özetle. Orada tarım olacak, turizm olacak, başladı, madencilik olacak. Orada belki fikri mülkiyet konuşuyor olacağız. Lisanslar konuşuyor olacağız, suç konuşuyor olacağız belki hukuki tarafta. Madencilik ilgili defa çok tartışılıyordu başından. Madencilik tartışılıyor. En popüler konulardan çünkü para demek yani, maden bir kısıtlı orada şeylerden var. Bir de ilginç bir şekilde asteroid madenciliği deniyor. İlk bulunan, onun özellikle mi muhtemelen öyledir. Yani kıymetli madenlerin peşine düşmüşler. Neden bahsediyor? Mesela platinyumdan bahsediyor, altından bahsediliyor. 27 katrilyon dolarlık bir platinyum madeninden bahsediliyor. Maden demek bilmiyorum doğru mu ama işte sondaj yapılacak da çıkartılacak filan, dünyaya geldiğinde karşılığı bu. Ya öyle bizim aklımızı, zihnimizi zorlayan kaynaklar olduğunu bilim adamları artık saptadı. Şu an yani biliyorsunuz Türkiye'de uzay ajansını kurduk. Biz uzay ajansını kurduğumuzda da eleştirenler olmuştu. Ya biz neyiz, niye uzaya? Halbuki Türkiye'nin uzay çalışmaları da dediğin gibi işte 90'larda bu uyduyla başlamış. Başladı tabii, bizim işte uydularımız TUSAŞ, var yani. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ uydu yapıyor. Tabii. TÜBİTAK'ta çalışmalar var. Yani topladığınızda biz aslında uzay ajansını kurmakta geç bile kalmışız. Geç kalmışız. Belki çok... sen de kitabı yazmakta ya... geç kalmış olabilirsin yani. Yani biraz da öyle, belki de öyle, haklısınız. Ya uzay ajansının kurması kesinlikle doğru bir adım. Sayın Cumhurbaşkanı da bir projeksiyon açıklamıştı uzay ajansıyla birlikte. Evet. O da olumlu bir adım. Özel sektörün bana göre önü açılmak zorunda. Türkiye de bunu yapmak zorunda. Özel sektörü biraz oradaki şeyi belki bir havuç gibi görüp, tabiri caizse bir ödül gibi görüp, orada işte platinyumsa platinyum, tarımsa tarım, neyse oradaki kaynaktan faydalanacak. Tarımdan çok sanmıyorum öyle bir getiri olacağını ama. İlk etapta da en önemlisi maden işte... muhtemelen. Ama genel olarak özel sektörün önünü açmak lazım. Orada da henüz çözülememiş, dünyada da çözülemedi. Onu esas kitapta da vurgu yapıyor. Mülkiyet problemi var. Tam bana diyecektim. O mülkiyet oldu. Tamam, mülkiyet problemi var. Evet, onu, yukarıda mülkiyet neye göre? Şu an onun kuralı yok. Evet. Yani eski o konvansiyonel kaynaklara baktığımızda işte uluslararası uzay anlaşması diyeyim, ay anlaşması vesaire, o temel 5-6 tane uluslararası birçok devletin taraf olduğu anlaşmanın özünde şu var kısaca, yani çok sıkıcı olmadan özetleyip uzay ve uzaydaki çalışmalar mümkün olunca kapsayıcı olmalı. Mümkün olduğunca değil, kesinlikle barışçıl olmalı ve orada bir egemenlik iddia etmemeli diyor. Ama evet, bu devletler için söylenmiş. Bunu da büyük ölçü. Şimdi özel birinci peki, soru şey şu. Özel şirketlerin durumu olacak. Bilmiyorum. Yani devletler kendi arasında yani, belirli kadar anlaştı. Hatta şöyle bir şey var, yani hiçbir devletin hükmü yok ise onu düşündürüyor insana. Güntay Bey de Görkem de gidip orada bir düzen demek ki kurabilir orada. Yani Elon Musk'ın aslında o anlamda önerisi böyle çok fantastik, çok uzak bir şey değil. Ve gittiği zaman bilmiyoruz. Yani orada işte diyelim ki Mars'ta mesela tarım yapılabilecek altyapı, radyasyonu tartışılıyor. Yani şüphesiz onlarca tıbbi konu var, gıdayla ilgili konu var ama onları kenarda tutalım, alanımız değil. Onların ideale yaklaştığını kabul edersek şu an tarım yapılabilecek durumda. Gittiğinde işte bir şey yetiştirdi orada, salatalık yetiştirdi, kabak yetiştirdi, avokado yetiştirdi. Onun sahibi kim olacak? Toprağın sahibi kim? Eken mi şimdi? Egemenlik yok ya. Kimse değil egemen. Bunlar çözülebilmiş değil. Mesela uzayda çiftçi olmak yahut da uzay tarım hukuku. Biz Türkiye'de mevcut tarımda hukuku çözemedik. Tarımı çözemedik. Uzaydaki bu tarımı, hukuku nasıl ele aldın mesela? Şöyle, yani oradaki yani çözebilmiş değiliz, öyle yanlış anlaşılmasın. Ben böyle her şeyi çözdüm falan iddiası hiç değilim. Yani ama güncel böyle tartışmalar yapılması gerekir. Yapılsa sağlıklı olur. Bizim de işte sanırım şöyle bir düzenleme olur düzeyinde ancak önerilerimiz var. Uzayda çiftçi olan, az önce aslında bahsettiğim gibi, ya mülkiyet problemiyle ilgili. Şimdi o ta orada şeylere filan atıf yaptık. John Locke'lara filan atıf yaptık. Yani emek var işin içinde, devlet var, çeşitli teoriler var. İşte bir toprak var. Toprağın üzerinde mülkiyet, yani toprak mı demek lazım ona da, o bile problem. Yani bir tarım yapılan bir alan, çünkü bilmiyoruz ki yani bir gezegen, bir gök cismi, bir asteroitten de bahsetmiyoruz. Şimdi mesela Mars popüler, en yakın gözüktüğü için, bu altyapıya sahip olduğu düşündüğü için bilimsel olarak Mars'tan bahsediyoruz ama oradaki yani toprak da değil orada bizim anladığımız Çin gibi. Çin gittiği bir ne diyelim, bir gezegen mi, bir yörünge mi veyahut da Mars'ın ayın bir tarafında yer aldı. Evet. Geldi geriye, sonradan biz de gittik aynı yerde İlginç, bana şeyi anımsatıyor Güntay Bey. Bize şeyde çok dönem o da popüler oldu ya, Metaverse tartışmaları. Evet. Metaverse aynı şey, evet. Aynı şey. Orada da şeyi soruyorlardı. Böyle yine sizden iyi olması değerli bir programa katılmış. Ya diyor, burada da ne olacak? İşte aynı yere gittik aldık. Orada da bir şey iddia eder mi? Ya onun Metaverse için belli ölçüde kendi içinde bir hukuk düzeni var diyebiliriz yani, hangi platform veya kontrol edebilirsin en azından. Ya burada tabii şey yok yani, onu bilmiyoruz. Orada bir hüküm, kimse bir hüküm ya ve egemenlik... kasaba uyanığı çıkar der ki baba Çinli gitti, gel şimdi sen bir buraya diyebilir. Yani bir bakış açısı şu olabilir. Ya bunun hiçbir hukuki karşılığı yok. Dolayısıyla her yapılan o 60'larda 70'lerde bizim artık geleneksel dediğimiz Birleşmiş Milletler önderliğindeki düzenlemenin her biri o şeyleri hükümsüz, geçersiz kılıyor. Yani ben oraya gittim, bayrak diktim, min yansıması neyse iddia, onun her birini geçersiz kılıyor zaten kategorik olarak. Bir bakış açısı, bir bakış açısı da biraz daha liberal şunu diyebilir. Ya orada bir düzenleme yok ki. Yani özel şirket Mars'a gitti. Kim ona, mesela şu var. Şimdi diyelim ki bir devletler bir araya geldi. Dediler ki Amerika, Çin, Rusya, işte güçlü olanlar, Japonya filan neyse yani orada erişebilenler dediler ki bir dakika işte oraya İngiltere gitmiş veya İngiliz bir şirket gitmiş, biz şuna müdahale edelim şu sebeple. Nasıl yapacaklar yani? Oradan cebri bir uygulama olacak. Kim kime şikayet edecekler orada? Kim kime şikayet karşında şey de diyebilir işte, o kimse özel teşebbüs, bir dakika ben seni hangi sıfatla, hangi dayanakla bunu kabul edeceğim ki, kabul etmiyorum dediğinde mesela nasıl bir karşılık, nasıl bir cep, çünkü devletlerin gücü o. Hatta devletler üstü kuruluşların gücü de o, biliyorsunuz işte NATO mesela, değil mi? Ya belli bir araya geliyor, askeri güç kullanıyor NATO'nun yönlendirmesiyle, talimatıyla, önderliğinde neyse yani oradaki artık düzenlemeler. Uzayda yok böyle bir şey, uzayda NATO yok ki. Evet. Nasıl yapacak? Yani geldi, yerdeki NATO'yu yukarıya taşıyacağız. Belki de öyle bir. Peki bir şey daha yine araştırdığımda Birleşmiş Milletler'de de bu konu çok konu. Bir, uzay kirliliği. Evet. İkincisi, buradan işte alçak yörüngeye, orta yörüngeye, en yukarısı neyse nereye göndermişseniz uydunuzu, evet, o uyduya başka birilerinin, başka bir ülkenin çalışmasının, füzesinin zarar vermesi mesela. Burada zaman zaman gündeme geliyor. Ya, bu hukuk olayı da ilgilendiriyor mu? Uzay hukuku denince. Şüphesiz yani orada mesela uzayda çevre hukuku diye, evet, ele alabiliriz veya uzayda çok aslında çok tartışılmıyor ama bilmiyorum onu yani politik olarak mı çok gündeme getirmemeye çalışıyorlar. Nükleer kirlilikten bahsediliyor uzayda. Uyduların şöyle... sanırım bu güncel kayıt mı, tekrar kontrol etmek lazım ama ya kabaca 6.000 tane böyle uzay çöpünden bahsediliyor. Bu ne işte, uzaya bizim insan yapımı olan bir takım uydu olabilir veya sair birçok şey işte taşımayla ilgili. 3500'den fazla sadece Amerikan uydusu var yukarıda. Ya onların hepsi tabii şey diye, evet, göremeyiz kesinlikle. Yani bunlar bir kirlilik kirli bir hepsi faal diye de göremeyiz. Ya hepsi kirlilik yapıyor diye de göremeyiz diyorsun. Tartışma ilginç. Orada özel teşebbüslerin şimdi bir sınır yok yani. Belli düzenlemeler var ama yine nasıl diyeyim, iyi niyet çerçevesinde ancak değerlendirilebilir. Yoksa SpaceX şu anda uzaya kaç adet uydu gönderebilir diye böyle bir uluslararası bir kayıt yok, buna ilişkin bir düzenleme yok. Ya öyle olsa bile zaten az önceki problemle aynı şeyle karşı bunu uygulanacak bir merci yok. Yani bir yandan ama mesela uzay turizmi demişsin, kitapta o bölümde, evet, var ya. Çok en keyifli. Şu anda en popüler konu da o. Ama zaten uzay turizmi denince buradan onları götüren, evet, belli. Evet. Diyelim ki yani rezervasyon yaptırdın, Antalya'da gibi otelde gitmedin gibi veyahut da gittiğinde odan yok gibi bir şey söz konusu değil. Yok. Götüren getiren belli. Evet. Yani dolayısıyla yukarıdaki hukuka çok ihtiyaç yok zaten, aşağıdaki hukuk onu, evet, belirlemiyor yani, mu? Evet, evet, bir bakış açısı bu. Yani dediğim gibi hani orada yani hukukçunun bunu söylemesi biraz tuhaf ama orada hani tıpkı nasıl yer çekimi yoksa bir hukuk düzeni de, tırnak içerisinde söyleyeyim, hukuk düzeni de yok aslında. Yani o ilginç. Evet. Diyeceksin ya Görkem uzay hukuku kitabı yazmışsın. Tabii kocaman kitabı yazmışsın. Yok o zaman. Yani, madem yok. Yok, konvansiyonel hukuk, evet, düzeni var ama güncel konuları çözen bir düzen yok. Evet. Onu kabul etmemiz lazım. Teşekkür ediyorum yani, güzel bir kitap. Türkiye'nin uzay ajansı, uzay çalışmaları bu dönemde Umarım biz de yani dediğim gibi o adımlara küçücük de olsa böyle en azından farkındalık düzeyinde katkı yapabildiysem ne hala. Sizlere çok teşekkür ederim, değer verip önemseyip davet ettiniz. Ben de başarılar diliyorum. İzleyicilerimizden de uzay hukukunu merak edenler için uzay hukukunun dünü, bugünü, yarını Görkem Gökçe imzasıyla yayınlanmış durumda. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çevreci yakıt operasyonunu gerçekleştirdiği Airbus 321 tipi TC-JSU kuyruk numaralı uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. Küresel taşıyıcı yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu TK-1795 seferiyle Stockholm'e gerçekleştirdi. Çevre dostu yakıt kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında biyoyakıt kullanılan bu uçuş sıfır atık prensibine uygun olarak gerçekleştirildi. İlk uçuşa özel düzenlenen Green Class konseptiyle sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra bu sefere özel yeni çevreci uygulamalar da gerçekleştirildi. Uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanılırken tüm yolculara sağlıklı yeşil içecek ikram edildi. Türk Hava Yolları biyoyakıtla ilk uçuşunu 2 Şubat'ta Paris'e gerçekleştirdi. Havayolu şu anda sürdürülebilir havacılık yakıtı ile Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra'ya sefer yapıyor. Avustralya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Qantas, dünyanın en uzun uçuşlarını gerçekleştirmek için uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Airbus'la anlaşmaya vardı. Havayolu Avustralya'dan Avrupa ve ABD'ye yapacağı seferler için A350.000'e 12 adet sipariş verdi. Bu kapsamda A350.000 Fransa'dan Avustralya'ya direkt demo uçuşu gerçekleştirdi. Qantas için geliştirilen A350.000, 4 sınıfta 270 koltukla 16.100 kilometre menzile uçacak. Qantas ayrıca Airbus'a 20 adet A220 ve 20 adet A321XLR siparişi de verdi. NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR tarafından geliştirilen uçan teleskop Boeing 747 emekli oluyor. Sofia olarak adlandırılan uçak, 1997'den bu yana NASA filosunda uzay araştırmalarında kullanılıyor. NASA'dan yapılan açıklamaya göre uçak, Eylül 2022'ye kadar operasyonlarını sonlandıracak. Ana misyonunu 2019'da tamamlayan uçak 3 yıllık ek görevini sürdürüyor. Boeing 747 SP, 2,7 metrelik bir yansıtıcı teleskopu taşımak üzere modifiye edildi. Sofia 38.000-45.000 fit yükseklikte yani stratosferde uçarak kızılötesini engelleyen atmosferin %99'unun üzerine çıkıyor. Böylece gökbilimcilerin güneş sistemini ve ötesini yer tabanlı teleskoplarla mümkün olmayan şekillerde incelemesine olanak tanıyor. Yüksek fiyatlı üst sınıf yani business ve first biletlerle uçan, en fazla harcama yapan, gelir getiren yolcu sınıfını ağırlamak için hava yolları ve havalimanları arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Bu sebeple business class hizmetler ve hava yolu ile havalimanlarının endeksteki konumu önemli. Peki hangi havalimanları ve hava yolları business class yolcularına en iyi deneyimi ve konforu sunuyor? İşte Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı'nın da yer aldığı 1. sınıfın en iyileri. Havacılık sektöründe çeşitli faaliyetlerde bulunan, istatistikler hazırlayan, araştırmalar ve değerlendirmeler yapan OAG, Skytrax, Launchbody gibi kuruluşların verileriyle Business Class Endeksi hazırlandı. Hava yolları, kabin, yerel ikram, servis, uçak içi eğlence sistemi gibi hizmetleriyle değerlendirildi. Buna göre hava yolları arasında 10 üzerinden 9,57 puan alan Singapore Airlines ilk sırada yer aldı. Uzak Doğulu Havayolu, yerel ikram, içecekler, servis ve uçak içi eğlence sisteminden 10 tam puan aldı. Business Class'ta en iyiler sıralamasında Qatar Airways 9,29 puanla ikinci oldu. Doha merkezli havayolu, yerel ikram ve servisten tam puan aldı. Sıralamada üçüncü, Hong Kong merkezli Cathay Pacific yer aldı. Havayolu tüm kriterlerden 9 puan aldı. Türk Hava Yolları en iyi business class hizmet sunan taşıyıcılar arasında dördüncülüğü elde etti. Bayrak taşıyıcı havayolu yerel ikramlarından 10 tam puan alırken havalimanı hizmeti, içecek ve uçak içi eğlenceden 9 puanı hanesine yazdırdı. Kabin kategorisinden 8 puan alan Milli Hava Yolu'na en düşük puan 7 ile servisten verildi. Endekste 8,71 puan alan Etihad 5. olurken Emirates aynı puanla 6. sırayı aldı. 8,57 puan alan 3 havayolundan Asiana 7. Japan Airlines 8. All Nippon Airways 9.'luğu elde etti. Air New Zealand ise 8,53 puanla 10. oldu. Havalimanları özel yolcu salonu, uçulan destinasyon sayısı, zamanında kalkış ve Skytrax konumu ile değerlendirildi. Londra Heathrow 7,10 puanla ilk sırada yer alırken Tokyo Haneda 7,03 puanla ikinci oldu. Singapur Changi 6,83 puanla 3. sırayı alırken Frankfurt 6,35 puanla 4. Paris Charles de Gaulle 6,22 puanla 5.liği elde etti. Tokyo Narita'nın 6. olduğu listede Houston George Bush 7. Moskova Sheremetyevo 8. Seul Incheon ise 9. sırayı aldı. En iyi business hizmet sunan havalimanları arasında İstanbul Havalimanı ise 5,74 puanla 10. oldu. İstanbul Havalimanı 340 adetli destinasyon sayısında Frankfurt'tan sonra ikinciliği elde ederken lounge sayısında ise 7 adetle 10 havalimanı arasında en az özel salona sahip olmasıyla dikkat çekti.